arkadaşlar bu dersimizde örgütler ve örgütlerle ilgili karşımıza çıkacak sorularda düşünmemiz gereken öncelikli bilgilerden bahsedeceğiz. Bunlardan ilki Birleşmiş Milletler daimi üyeleri. Birleşmiş Milletler neydi? Dünya başını sağlayan neredeyse çoğu dünya devletinin üye olduğu önemli küresel örgütlerden ilkiydi. Birleşmiş Milletler'de daimi 5 üyemiz vardı ve bu 5 üyenin veto hakkı vardı. Veto hakkı neydi hemen onu hatırlayalım. Veto hakkı onay vermeme hakkıdır. Yani bu beş ülkeden birinin bir e, tasarıyı onaylamaması durumundan o tasarı ne yapamayacaktır arkadaşlar? Genel olarak kabul edilmeyecektir. İşte o ülkeler nedir derse bize hemen aklımıza gelecek 5 şeyi sayalım. Fransa, İngiltere, Rusya, Çin ve ABD e, veto hakkına sahip beş üye ülkemiz Birleşmiş Milletlerim. Şimdi Kiev ülkelerine bakalım arkadaşlar. Kiev Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Türkiye önderliğinde kurulmuş. Bu anlamda Karadeniz'in ekonomik potansiyelinin artırılması amaçlı kurulmuştur. Peki şimdi Karadeniz Ekonomik İşbirliği üyeleri ülkelerden kimilerinin Karadeniz'e kıyısı var, kimilerinin yok. Şimdi önemli bir detay olmayan ülkeler karşımıza soru olarak çıkabilir. Orada hemen şunu düşüneceğiz. Ermenistan, Moldova, Azerbaycan, Yunanistan ve Arnavutluk Karadeniz'e kıyısı olmadığı halde üye olmuş ülkeler arasındadır. Ve yine Karadeniz e kıyısı olup zaten üye olan ülkelere bakalım. Türkiye, Rusya, Gürcistan, Romanya, Ukrayna, Bulgaristan, Kiye yani Karadeniz ekonomik işbirliğine hem kıyısı olan hem de üye olan ülkeler arasındadır. G8 ülkelerini hatırlamamız gerekirse G8 bu anlamda dünya devlerini buluşturan ve bu anlamda yine ekonomik gidişata hatta sosyal gidişata bile yön veren ülkeler arasında sayacağımız bu ülkeler. İngiltere, Rusya, İtalya, Kanada, ABD, Fransa, Almanya ve Japonya G8 üye ülkeleri arasındadır. G20 üyeleri ise G8'in tamamı G20'de var. Ekstra hangi ülkeler katılmış bakalım arkadaşlar. Arjantin, Hindistan, Çin, Meksika, Suudi yine Güney Amerika, Güney Kore, Türkiye ve Avrupa Birliği Komisyonu G20'ye dahil edilmiş. Gelişmekte olan 8 İslam ülkesi arkadaşlar D8. Bu da yine Türkiye'nin içinde bulunduğu örgütlerden bir tanesi. İslami bir örgüt yani dini bir etkisi de yaygın. Bunların arasında Türkiye, Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Nijerya, İran, Malezya ve Mısır'da bulunmaktadır. Bunlarla ilgili önemli bir detay uyarımız var. Euro'yu yani Avro'yu İngiltere, Danimarka, İsveç kullanmamakta. İsviçre, Norveç, Ukrayna, İskoçya, İzlanda AB üyesi değildir ve yine avro kullanmazlar. Bu da önemli bir detayımız. Yine önemli bir uyarımız var. Bölge sınırlarını kesin hatlarla birbirinden ayırmak çok zordur arkadaşlar. Hemen burada önemli bir detay hatırlamamız lazım. Şimdi beşeri bölgeler yani insan e, yaratıcıyla yapılmış bölgeleri ayırmak kolaydır. Neden? Örneğin Avrupa Birliği dediğimiz bölge sınırı insanlar tarafından alınan ülkeler paralelinde çizilmiştir ama atıyorum Alp Himalaya bölgesi dağlık bölgesini bu sınırı değiştirmek ve kesin çizgilerle birbirini ayırmak oldukça zor. Neden derse doğal şartların etkili olduğu alanlarda insan müdahalesi çok zordur ve sınırlar kesin hatlarla ayrılamaz. Ama insan müdahalesinin etkili olduğu beşeri faktörlerde daha kolaydır sınırları birbirinden ayırmak. Beşeri derse Avrupa Birliği, doğal derse Alp Himalaya dağlık bölgesi aklımıza gelebilir iki önemli örnek olarak. Yine bölge sınırlarında en çok kullanılan kriter işlevsel özelliklerdir. Bu da önemli bir detay. İşlevsel özelliğine bakıyoruz. Yani fonksiyonları nelerdir? Hangi etkilerle birbirinden ayrılmalıdır? Önceliğimiz onda. Bölge sınırları çok farklı amaçlarla oluşturulduğu için bu sınırlar her zaman idari sınırlarla çakışmaz. Örneğin Antalya'nın güneyi Akdeniz iklimi, kuzeyi Karasal iklim sınırında kalabilmektedir. Bununla ilgili burcu bir örnek Antalya'nın gittiğimiz zaman bildiğiniz Akdeniz iklimi yaşadığını. Yani Akdeniz iklimi neydi? Yazlar sıcak, kurak, kışlar alık ve yağışlı. Ama yine Akdeniz iklimi içerisinde bulunan Burdur ya da Isparta illerinin daha farklı bir iklim yaşadığı hatta İç Anadolu'ya yakın karasal bir iklim yaşadığını rahatlıkla gözlem edebiliriz. İşte bu da Torosların varlığıyla beraber Isparta'nın bu anlamda ya da Burdur'un bu anlamda Antalya'dan kesin hatlarla ayrılmış bir iklim özelliği göstermesinin ispatıdır. İpek yolu. Pekin'den Anadolu'ya ipek, porselen, baharat ve değerli taşlar taşınmıştır. Yine küresel ticaret içerisinde ve küresel örgütler içerisinde karşınıza çıkabilecek detay kitap bilgileridir. Biliyorsunuz ÖSYM oku kitaplarından çok fazla faydalanıyor soru hazırlarken. O yüzden biz de okul kitaplarındaki detay bilgileri aralara yerleştirdik. Baharat yolu Hindistan'dan Süveyş, Suriye, Mısır oradan da deniz yolu ile Avrupa'ya ulaşılmasını sağlayan yoldur. Yine önemli bir hatırlatmamız var. Yine kitap bilgileri arasında lütfen unutmayalım. Ümit Burnu Bartolomeu Dias tarafından, Ümit Burnu dolaşarak Hindistan'a ulaşan Vasco de Gama, dünyanın yuvarlak olduğunu Kristof Kolomb, Amerika'yı da Amerika Vespucci keşfetmiştir. Önemli hatırlatma bilgilerimiz olarak hafızalarda kalsın lütfen. Müzik